Birader, ne yemeğe götürdün bizi ya? Pizza. Pizza mı yiyeceğiz? Pizza yiyeceğiz. Cheat meal videosu. Ya şöyle söyleyeyim, en son yaptığımız cheat meal videosunda ben evden yaptığım için onu saymadım. Bir de İpek'le buluştuğumuz zaman bir daha cheat meal yapacağız. Ama onu bir hafta sonra yapmam ben. Evet, o bir aya ama İpek gelsin bir sonraki buluşumuza. Arkadaşlar, İpek'i biz evlatlık aldık ikimiz. Annesi babası biziz artık. Annem babam bu videoyu izliyor bir anne. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey var arkadaşlar. Yeni şey yeni şagırmam ise Canan Erkal. Normalden değil. Şagırmam ne abi ki? Kapı. Evet, çit mi yapacağız Canan Erkal? Sen de kalisteniks videosunun gelmesini istiyorlar. Gelsin. Barfiks çekebiliyor musun? Belki. Ellerine bakabilir miyim? Nasıllar geçmiş. Yorumu ben değil, izleyiciler yapacak, agalar yapacak. Mısırları geçen kalisteniksiz sporcu olur mu? Bakayım. Olur olur. Benim ellere baksana artık su toplamış, patlamış. Kaynesi. Aslanım benim, Allah'ın aslanı. Adam ya, geldi adam. Şimdi iki tane büyük pizza aldık. Bu Canan'ınki birazcık az malzemesi var ama Canan'ın kafasından iki tane diyebiliriz sanırım. Ve bunun akabinde biraz patates ve sos var. Ben yiyorum ya. Videoyu çekmeyelim. Yiyeceğim direkt. En sonunda açarım. Videonun başında izlemiş olduğunuz Canan'la cheat meal deneme videomuz tam olarak kayıt altına alınamadı. Biz iki tane XX large pizza yemiştik. Bunu da videoya kaydetmek istedim. Fakat kaydedemedik. Neden kaydetmediğimizi de bilmiyorum. Yani, bilmiyorum, çekmek istemedik. Güzel yerken sohbet muhabbet ettik ve anın tadını çıkarmak istediğim için kamerayı kurma gereği duymadım. Ama iki tane XX large yedik fakat cheat meal sayılır mı? Evet sayılır. Siz bunu izleyemediniz. Her neyse arkadaşlar. Onu da videonun başına koyma gereği duydum. Şu an bu videoda ne yapacağız? Halka antrenmanlarına başlıyorum. Yorumlarda gelmiş olan halka kurulumu nasıl yapılır? Halkayı ben nasıl kuruyorum? Antrenmanlarına nasıl başlıyorum? Onlar hakkında bugün bir antrenman atacağım. Çünkü halka antrenmanlarında gerçekten eksiğim. Halkada dips yaparken bu titreme sorunu neden oluyor? Bunu çözmeye çalışacağım. Üstüne yoğunlaşacağım. Halkada şınav çekimi, halka barfiksleri, L-sitler, beklemeler bunlar da gerçekten kalisteniks ve bizim yaptığımız spor dalına yatkın olan jimnastik için çokça önemli olan unsurlar arasında. Ve kasa çalıştırırken halka sürekli sallanıyor ya, farklı kas gruplarını çalıştırdığından dolayı bizim normal yaptığımız kalisteniks antrenman ve set ve tekrarlarını arttıracağını düşünüyorum. Bugün yapacağımız antrenman hafif olacak. Halka antrenmanlarına nasıl başlıyorum tarzı. Çok fazla hurra diye girmek istemiyorum. Ama halka ile ilgili four time antrenman yapabilirim. Nasıl mesela, şimdiden örnek bir kafama set yazayım. 100 tane ring pull-ups, 100 tane push-ups, 100 tane dips gibi şeyler yapabiliriz. Her neyse kahvemizi içelim. Antrenman yerinde görüşmek üzere. Size antrenmana geçmeden önce birazcık günümden bahsedeyim. Arkadaşlar ben güne saat 8 veya 9'da başlıyorum. Şuradan müziği de kapatayım. Sonra 20 dakikalık yürüyüş yapıyorum. 10 dakika güneşin etrafında aura temizlenmesi adlı meditasyon yapıyorum. Bu gerçekten benim günümü şahane geçiriyor. Onun dışında burada okuduğum kitaplar var. Bu okuduğum kitapları öğrencilerime PDF haline getirerek bilgiler aktarıyorum. Kısa böyle özetlerini çıkartıyorum. Okumuş olduğum kitaplarımdaki bilgileri alması çok çok önemli. Ben gelişiyorsam benim öğrencilerim de gelişmek zorunda. Onun haricinde burada kahve içiyorum. Klasik filtre kahvem. Kahve içmeyi çok severim. Özellikle çalışırken. Burada da video editliyorum genelde. Yani günümün yaklaşık 6-7 saati bilgisayar başında geçiyor ve içerik üretmekle geçiyor. Bunun %20'si TikTok'ta, %20'si yorum cevaplamakta, %20'si öğrencilerle, %20'si video editlemekte falan bu şekilde gidiyor. Her neyse günümden bahsettiğim birazcık size, yani bu koltuk da geçiyor. Popo rahatlığı önemli olduğu için böyle bir koltuk almış kardeşim. Burada da yeni almış olduğum kitaplar var. Uzay macerası, astronotların ne yaptığı ile ilgili. Uzayı çok severim, gökyüzünü çok severim. Burada bakalım ne kitabı varmış. Burada bir tane kitap daha var. Yazılımla ilgili bir kitap var. Şu an başlamak istediğim kitap arasında Yok Artık Mustafa Sinan kitabı var. Şu an okumuş olduğum Spor Psikolojisi bittikten sonra ona geçerim muhtemelen. Evet, şimdi antrenmana geçebiliriz. Şu an antrenman yapma yerimize geldik. Bir arkadaşımız var, ismi Satmis. Halka açılım videosunun altına halkayı nasıl kurabiliriz diye sürekli yorum atıyordu. En sonunda bu videonun içerisine dahil etme gereği duydum. İyi denk geldi, yoksa birazcık daha bekleyebilirdi o arkadaş. Şimdi bu halkayı istediğiniz yerde kurabilirsiniz. Hani illa bar olmasına gerek yok. Bu kare de olabilirdi veya dikdörtgen de olabilirdi. Hiç önemli değil. Sadece halkayı, pardon, halkanın halatını diğer tarafa düzgün bir şekilde atabilmeniz lazım. Şu an önemli bir husus işleyeceğiz. Bu halkayı arkadaşlar
Bunun ismi ne ya? Ataç mı diyeyim buna? Ne diyeyim? Yok. Kilit. Yani iyi de şeyde kullanılıyor. Aparat mı? Ne lan bu? Tırçıyı unuttuk. Zımbırtı yerimiştir şu an. Tırcılar mı? Şu an önemli. Buna takmıyorsunuz arkadaşlar halkayı. Diğer boş olan halatın içerisinden geçirip bunu bayağı bir almanız lazım, pay bırakmanız lazım. Şimdi bu boş olan halatı bu zımbırtının içerisine nasıl geçireceksiniz? Önemli olan bu. Bu taraftan değil, arka taraftan sokuyorsunuz. Güzelce sokuyorsunuz veya sokamıyorsunuz. Başaramıyorum. Evet, tamamdır, hallettim. Ondan sonra bu zımbırtıyı arkadaşlar açıp bunu çekiyorsunuz komple. Bunu da çektikten sonra artık seviyenize göre ne yapacaksanız, Australian pull-up yapacaksanız birazcık daha aşağı alabilirsiniz. Bu zımbırtının ayarını kendinize çekerek yükseğe ayarlayabilirsiniz veya Australian pull-up yapacaksanız bu şekilde aşağı doğru çekerek halkanın seviyesini düşürebilirsiniz. Burada da Australian pull-up yapmak için yeterli bir alan. Handstand şekilde, yapacaksak. Aynen, handstand yapacaksanız da kafanıza geçiriyorsunuz, böyle duruyorsunuz. Kurulum bu şekildeydi. Ben sadece bir tarafını anlattım. Bunun diğer tarafına da yapıp artık antrenmanlara başlayabilirsiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün sadece ring workout yapacağız ve birazcık handstand, planche, front lever gibi hareketlerle toplamda 1,5 saat bandında bir antrenman yapacağız. Let's go. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarms and the chaos is rising, lead in the charge, I'm coming, I'm fighting. I swear on the breath that I breathe, I'll never betray, yeah, I'll be your army. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile, cause in my heart, it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end, it's all the same. All you can do is play the game. Oh. Damı be. Ah. Güzel. Let's go. Bayrama çıkıyoruz. Hiç denk gelmedim ya. Sana gittin mi yoksa? Yok yok, bugün off day ya. Sadece geldim bir uğrayayım. Dinleniyorum bugün. Aha. Let's go. Nice. Bunu arkadaşlar 5 set yapacağız. Tamam, katliam. Bir push up. Buradan leste inmesi lazım. Öne doğru press vererek sakin bir şekilde iniyor. Mantık bu arkadaşlar. Lan bas! Serdar yeter. Bana diyorsun! Bana diyorsun, bas! Lan bas! Güzel! Kaç oldu? Üçüncü set bitti. Biraz dinlenelim. Hadi Ozi. Güzel. Bas. Çok iyi be! Bak şu an vücudun çok iyi. Bas, bırakma. Bırakma, güzel. Hadi şimdi, yavaşça. Çok iyi. Let's go! Let's go! Aa, kaydı girmeyi unutmuş. Çok iyi be.
Ya bu hareket gerçekten her şey istiyor. Mobilite, güç, denge, çok iyi be. Evet, yere küçük bir öpücük konduruyoruz hareket yapmadan önce. Sonra flanche iniyoruz. Sanat eseri mi peki? Güzel. Nice. Bir set daha atacağız, ondan sonra farklı bir harekete geçeriz artık. Salonla. Pirvet. Handstand'a kalkıyoruz. Olduğumuz yerde. 1-2. Dönüyoruz mu etrafta? Denedim. Bir yap abi istersen görelim. Ne oluyor lan? Bir şeyler oldu orada ama. Düşmemeye çalışıyoruz. He. Olabildiğince buradayız. Tek kol üzerinden dönüş yapacağız. Anladım. Sonra tekrar diğer eli koyuyoruz. Aynen. Tamam. Buradayız. Sonra buradan yine basıyorum. Peki bir şey soracağım. Şimdi burada duruyoruz ya, eli değiştirdikten sonra tekrar basmamıza gerek var mı? Hani yok, basma. Olabildiğince basmamaya çalış. Çünkü bastıkça omuzlara daha çok pump ediyorsun. Evet. Olabildiğince düz olmaya çalış ki hiç omuzlarına hiç güç girmesin. Tam sağlayacağım. Tamamen şeyde kalıyorsun. Dengede kalıyorsun. Güzel. Dön. Aynen, önce yarım dönebilirsin. Bir tek dönmene gerek yok. Mantığı daha iyi anlamanız açısından yakın çekim alacağım. Kolları kırmamaya çalışarak dönmeye çalışıyorsunuz. Aynen. Bakın hiç kırmadı. Mantık bu aslında. Döndü. Tamamen hareket bu. İşte bunu tek harekette yapmaya çalışıyoruz ki hani daha fazla hareket şey olsun ki ondan sonra paralele geçtiğimiz zaman direkt geçiş yapabilelim. Bu. Çünkü yerde aynı harekette paralellikteki bir olmayacak. Bir de döndükçe dönebiliyor muyuz? Yani sadece bir kere değil de birkaç kere. Ne kadar dönersen. Ayşe diye bir öğrencim vardı, 5 yaşındaydı, 11 kere falan dönemiştim. Ooo, bayağı iyi ya. Batı. Çeneyi vurma. Nasıl geliyor? Aynı, oradan. Onu bekliyorsun. Güzel. Olacak abi. Sen bu hareketi mecbur yapacaksın yani. 90 derece push up yapmak isteyenlere duyurulur. Kobra ile girmeniz lazım. Bu hareketi mutlaka denemeleri yok. Bunu yapamazlarsa negatifini yapmaları gerekiyor. Yavaşça işte geliyorsun, iniyorsun, göğsü indiriyorsun, sonra sen geleceksin mi? Şu sıkıştırma olayı da anlat istersen. Hani koltuk altına sıkıştırıyorsun. Tabii. Mesela bak, şöyle söyleyeyim. Herkesin yaptığı handstand bu oluyor. Aslında bu hareket tamamen yanlış. Omuzları ileriye doğru çıkarmıyorsun, yanlara doğru çıkarıyorsun. Bu da ya kollarını tamamen itemediğin anlamına geliyor ya da mobilitenin eksik olduğu anlamına geliyor. Bunu tamamen iteceksin ki, yani burada kalacaksın ki handstand'de yorulma hissetmeyeceksin, bir de pump etkisini yaratmayacak. Sen ne kadar fazla burada yorarsan hem süren kısalacak hem push-up yapamayacaksın, 90 derece yapamayacaksın. Yani neredeyse handstand varyasyonların hiçbirini temiz bir şekilde yapamayacaksın. Bunu yapmak istiyorsan önce duvarda kendini alıştıracaksın. Burada it. Burada bunu alıştıracaksın ve handstand herkesin omuz hizasında yapması gereken bir hareket aslında. Kesinlikle. Yani bazıları çok geniş tutuyor, bazıları çok dar tutuyor. Bunlar işin biraz fantezisine kaçıyor yani. Doğru handstand omuz hizasında tam burada ittiğin yer yani. Bunu yaparlarsa zaten normal yürümekten farkı kalmıyor. Ben ona bu kadar açıklayıcı video çekmedim biliyor musun? Şu an onu düşündüm, çekmedim. Çekmemişim. Arkadaşlar şimdi halka antrenmanlarına geçiyoruz. Afiyet olsun. Afiyet. Afiyet. Hayır, evet hayır. Kaç set yapalım? 5 saniye sit, 5 saniye tak. Halkada olması gerçekten stabilizasyonu çok zorlaştırıyor. Dolayısıyla daha fazla kas kuvveti istiyor. Böyle mi tutayım? Geniş tutmak ne zaman bilmiyorum. Yani zaten her türlü açılacak. Ona göre daha tutmaya çalış. Bu tutuşma, bu tutuşma. Bu. Böyle tutarsan... Evet, süspansiyon bozuk arkadaşlar notanda. Aynen, güzel. Güzel. Böyle i̇şte, kanka olayı bu. Kolları biraz... İlk defa ring tutuyoruz zaten yani. Baba şov yapsın mısın? Bas! En son halkada şey yaptığımda, masraf yaptım herhalde. 5 ay mıydı? Nice. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şöyle bir... Tamam. Sıra sizde.
Bas. Tadımlık bunlar şu an. Let's go. İsa abi bile sustansiyon. Ben nasıl sallanmayayım amına. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Devam. Bas, bas, bas. Kılıçlar çekiliyor o zaman. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Güzel, güzel. Fena. Aa, bak benim yapacağım maksimum. Burada kaçırmamanız lazım. Kol kaçarsa gitti. Aynen, kolu kaçarsa ondan sonra değil. Direkt MedLife'de kapatıyoruz diyor. Açıyoruz, bir şeyler oluyor. Şimdi hareketin mantığını daha iyi anlamanız açısından daha yakın çekeceğim. İlk öncelikle L-sit'te gireceğiz. Sonra... Bakın arkadaşlar. Geldik. L-sit'te başlıyoruz. Ardından kırık kolla straddle'a. Bakın titriyor. Normal. Çok buradan iyi. Hefesto'ya mı giriyoruz? Bir Hefesto bekledim. Bir valla biraz sıkıntılı hareketler bunlar. Batu sende. Hefesto, biraz gireceğim daha... bir dakika. Şey herhalde sinir kolay etti. Gibime geliyor. Neydi? Halkada Hefesto sanki daha kolaymış gibime geliyor bana. Hissiyat önemli. Bardayken yeteri kadar dönemiyor. Bas 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 bastın. Amuda kalkıyor. Hadi. Kalk 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 kalk. Güzel. Nice. Çok korkutucu ya. Lan hareketin ilk şeyi o. Korkutuyor. İyi ki baba korkunca bitiyor yani. Sıkıntılı. Bas. He bu mastaptan çıkıyor. Öyle biraz. Aynen. Çok iyi. Açtın, açtın, bas, 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 bas. Güzel. Güzel. Güzel ya. Bak gayet iyi yani. Ya kalça çok kramp giriyor. Onun sebebi ne biliyor musun? Bak genellikle çalışırken hep böyle esnemeleri... Bir saniye. Bak, hep esnemeleri böyle çalışıyorsunuz. Evet. Hiç bu şekilde esneme çalıştın mı? Çalışmadım. Görüşürüz. Bak bu şekilde esneme çalışırsan buraları bayağı açıyorsun. Aslında kramp buradan girmiyor. Sana bu yüzden giriyor. Ön tarafın... Aynen. Sen bura kısa kaldığından burayı sıkıştırıyorsun. İki taraf birden şey olunca... Ondan sonra planşta neden bacakları açamıyoruz .com planşta neden götür kasıldı? Herkesin net sorunu bu. Bak herkeste gördüğün net sorun bu yani. Kramp girmesi. Aynen bacakları açarken diyor abi kramp giriyor. Yani girmesinin tek sebebi öyle dediğim mi? Gibi. Arkaya mı? Arkaya giriyor ama sorun burada başlıyor abi. Bunu yapmıyorsunuz siz, hiç bunu çalışmıyorsunuz. Doğru. Sen bunu çalışarak mesela buradaki kasları sıkıştıracaksın ki yani buna alışacak ki. Sen burada bacağını kasılı bir şekildeyken düzlemeye çalışınca bura bir anda yük binip tam sıkışma yapmadan hani o kramp dediğim şey tam sıkışma. Evet. Yapmadan açabildik. Böyle belini düzleyebileceksin yani. Vallahi net doğru mantık tespit bu. Ya. Doğru. Vallahi doğru. Adam haklı doğru. Söylüyor. Adam haklı söylüyor arkadaşlar. Şimdi bunu kaç set daha yapalım? Bir set daha atalım ondan bir sonra. Set daha yapalım bırakalım. Sonra sete mi giriyor? Aynen sonra sete. Okay. Tekrar artık pump oldu. Tamam dinlenelim o zaman. Rest in peace. Gidiyorsun antrenmanı satış ki. Antrenmanı satıp kaçarsanız zargan olursunuz. Abooo. Abooo. Dövecek. Kaçın. We'll be right back.
Evet arkadaşlar, şu an halkadaki antrenmanlarım bitti. 50 tane ring pull up attım LSS şeklinde. 50 tane de ring chin up attım, o da LSS şeklinde. Ve toplamda 100 tane ring dips attım. Şu an ayrıca 50 tane 4 time muscle up görüyorum. Yani tek sette kaç tane yaptığımın önemi yok. 50 tane muscle up'ı tamamlayıp bitireceğim. 23'e geldim, kaydı şimdi başlatma gereği duydum. 2-3 farklı açıdan çekip bunu da bitirip sonra Australian chin up'lara, bar dips'lere yönelmeyi düşünüyorum. Çok sert bir antrenman olmayacak. Yani handstand pratiğine yönelik antrenmanlar yaptık bugün İsa ile birlikte. Bunları da yapıp gösterip sonra eve gidip yemek yer. Bunlar üzerine video çekilmiyor. Ringlerle birlikte Australian pull up atıp evde yemeğimi gösterip videoyu kapatırım. Devam. Okey. Oğlum kesiyor ya. Var ya, şunların en sevmediğim olayı halatlar var ya, kesiyor bu tarafı. Olabildiğince sallandırmaya çalışmaya çalışıyorum da. Evet. Estetik, let's go. 10. Ah. Bitti. Şu an Avusturya'nın pull up atacağım. Bir set onu da gösteririm. Sonra Avusturya'nın chin up var, onu da gösteririm. Kapatırım. Çok fazla uzun oldu. Çok fazla anlatımlı oldu video. Öyle yani.